Adnan Menderes'in idamının asıldığı sabahı babamın pencereye dönüp işte ilk defa babamın o zaman ağladığını gördüm. Hüngür hüngür ağladığını görmüştüm. O beni çok etkiledi. Ama seneler sonra 12 Eylül'de de Deniz'in asılması, ki benim Deniz sınıf arkadaşımdı, Deniz Gezmiş, onu hatırlarım. O bakımdan Deniz de içimde bir ukdedir. Deniz devrimciydi de, Deniz dinsiz miydi? Hayır, Deniz de Müslüman çocuğuydu. Hiç tabela, ilk avukatlık yaptığım, mesleğe başladığım binada dahi tabela kullanmadım. Yani Hrant zaten dostumdu, sevgili arkadaşımdı. Çok maceramız oldu onunla ve maalesef bir kurban verdik biz. Kezban Hanım merhaba. Merhabalar. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Rica ederim. Sizin ofisinizi bulmakta biraz zorlandık. Tabelanız yok. Şimdi normalde sizin gibi çok ünlü, işinde başarılı bir ismin ofisinin girişi biraz daha belirgin en azından olabilir. Bu sizin tercihiniz olsa gerek. Ben hiç tabela, ilk avukatlık yaptığım, mesleğe başladığım binada dahi tabela kullanmadım. Ben rızkımın Allah tarafından verildiğine inanıyorum. Bu bir rızık ve nasip meselesidir. Rızık ve nasibe inandınızsa o sizi takip eder. Önce adalet ve hukuka bakarım. Haklı mı haksız mıya bakarım. Sonra rızkım arkadan gelir. Peki avukat olmaya nasıl ve ne zaman karar verdiğinizi hatırlıyor musunuz? Aslında avukat olmak değil, idealim doktor olmaktı. Ve ilk girişte hukuk fakültesini kazandım. Çok az bir puanla tıbbiyeyi kazanamamıştım. Babam da benim hukukçu olmamı isterdi hep. Zaten babamın isteği oldu diye de böyle biraz vurulmuştum. Babam dedi ki işte bak Allah bunu nasip ediyor. Ben biliyorum sen iyi bir hukukçu olacaksın diye. Allah rahmet eylesin. Başladım tabii hukuka ama aklım hep tıbbiyede. İkinci defa girdim tıp genel imtihana. Kazandım bu sefer. Kazandım ve hemen tabii koşa koşa tıp fakültesine, Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandım. Koşa koşa gittim. Dedim ki kayıt. Dediler ki diplomanı getir. Diplomam hukuk fakültesinde. Evet. Kara kara düşünerek eve geldim ve babama dedim ki baba bak ben tıbbı kazandım. Ne diyorsun? Dedi deli misin? 6 sene okuyacaksın. Üstelik, üzerine uzmanlık. Uzmanlık var. Bence burada ikinci sınıfa geçtin. Önünde 3 senen var. Bana kalırsa hukuk çok önemli. Dolayısıyla babam çok hukukçu olmamı istiyordu. Hukukta kaldım. Kaldığıma memnunum. Adnan Menderes'in idamının asıldığı sabahı babamın pencereye dönüp işte ilk defa babamın o zaman ağladığını gördüm. Hüngür hüngür ağladığını görmüştüm. O beni çok etkiledi. Ama seneler sonra 12 Eylül'de de Deniz'in asılması, ki benim Deniz sınıf arkadaşımdı, Deniz Gezmiş, onu hatırlarım. O da çok büyük bir ayıptır, demokrasi ayıbıdır. Her zaman söylüyorum onun itibarının iade edilmesi gerekir. O hiçbir şey yapmadı. Sadece özgürlük ve Türkiye'nin bağımsızlığını isteyendi. Çok iyi bir insandı bir kere Deniz. Çok sevecen, herkesle dost. Uyusal, öyle haşin maşin değil yani, ama bir liderlik vasfı vardı Deniz'in. Hem kendisinin uzun boylu oluşu, söylemleri, düzgün Türkçesi, konuşmaları etkiliydi. Dolayısıyla notlarımı alırdı ve dersleri de takip eden bir öğrenciydi. O bakımdan Deniz de içimde bir ukdedir. Yaşasaydı sizce nasıl biri olurdu Türkiye ünlü için? Ünlü bir siyasetçi olurdu. Öyle mi? Evet. Temel hak ve hürriyetlerin daha bilincinde olurduk. Bir gün biz dersteyiz, pratik çalışma yapıyoruz. Üniversite işgal edilmişti. Deniz geldi, hadi dedi, üniversiteyi işgal ettik, kutluyoruz. Biz de o gün Hatemi Hoca'ya, o zaman hocamdı, teşekkür için büyük bir çiçek yaptırmıştık sınıf olarak. O sınıfı da hocanın eline vermiştik. Hoca hemen çiçeği Deniz'i görünce alıp, kuzenim Ayşe'nin elini tutuşturdu. Ayşe bu çiçeği al. Deniz çünkü çiçeği görür görmez. Hemen verin o çiçeği.
işgali kutluyoruz demeye başladı. Ben de Deniz hemen kapıyı açıyorsun. Annem hasta. Ben eve saatin 7'si olmuş, karanlık basmış. Üniversitede biz kapalı kaldık. Gelin buraya dedi. Arka kapıdan hepimizi çıkarttı. Böyle bir insandı Deniz. Kimseye zarar vermezdi. O zaman hocanız olan eşiniz muhtemelen bu siyasi görüşün ve olayların tam karşı cephesinde bulunan biri. Deniz Gezmiş zaten bir başka devrimci, bir başka görüşün yaşamıyla savunan bir kişi ama siz ikisinin ortak noktası olabiliyorsunuz. Şöyle, aslında Hatemi çok yanlış tanınan birisi. Hatemi her zaman sosyal hukuktan, adaletten yana olan biri. Ama inanmış bir Müslüman. Müslüman kimliği ön planda olduğu zaman bazı ön yargıları kışkırtıyor. Kim olduğu değil, ne yaptığı çok önemlidir bir insanın. Dolayısıyla Deniz hocayı çok severdi. Hoca da onu hep rahmetle anar. Hoca solcu öğrencilere polis copuna karşı direnen ve onları korumak bahanesine coplanan bir hoca. Yani Hüseyin Hatemi öyle bir insan. İşte yanlış tanınıyor insanlar. Anlatabiliyor muyum? O bakımdan Deniz devrimciydi de Deniz dinsiz miydi? Hayır. Deniz de Müslüman çocuğuydu. Eşiniz tabii bir zamanlar hocanızdı. İki hukukçunun evde anlaşması, anlaşamaması nasıl oluyor? Birbirinize itiraz ediyorum diye çıkışıyor musunuz? Hatemi akademik hayatın içinde asla avukat olamazdı. Söylüyor zaten, yani sen nasıl bu kadar tahammüllüsün diye. Yani Hatemi benim siyasi hayata atılmam dışında, ki ben de hiçbir zaman düşünmedim, sakın dedi bana, ki çünkü çok teklif aldım ben siyasi alanda çalışmam için. Onun dışında hiçbir müdahalesi olmadı. Bilakis benim hukuki alanda sivrilmemde, eğitimimde çok büyük bir etkendir. Hocamdı zaten. Kaç yıldır evlisiniz? Çok saygı duyduğum. 72 yılının Ağustos ayında evlendik. 50 yıl dolayısıyla olacak. Evet, yaklaşıyoruz önümüzdeki artık. Önümüzdeki sene. Önümüzdeki sene. Bu sene 49. senedeyiz. Altın sene yani. Altın İnşallah. Sene Allah sağlıklı ömür versin. Amin. Sizce peki uzun bir evliliğin, böyle 50 yıla dayanan bir evliliğin sırrı nedir? İşte karşılıklı alan bırakmak, saygı. Sevgi zaman zaman yıpranabilir ama arkanı dönebilmek, güven. Yani sırtınızı dönebileceğiniz bir insan olmalı. Her halükarda sırtınızı dönebiliyor musunuz? O evlilik yürür. Saygı da çok önemli bir şey. Birbirinin alanına girmeyeceksin. O alana girdiğin an zaten evlilik yürümez. Mesela şimdi benim çok şikayetçi olduğum bir konu var. Yok değil. Ama onu zorlarsam onu rahatsız edeceğimi bildiğim için zaman zaman şikayetimi yapsam da geri alıyorum. Twitter bağımlısı oldu, telefon bağımlısı ve sosyal medyayla da şeyi de çok iyi kullanıyor, bilgisayarı, şunu bunu da. Mesela şu anda online derste kendisi. Yani üniversiteye hala devam ediyor. Yani 80 yaşını geçmek üzere, Allah nasip ederse Aralık ayında o da. Maşallah pırıl pırıl bir beyin. Allah sağlık nasip etsin. Ama sosyal medyayla bu iletişimi zaman zaman beni çok rahatsız ediyor. Bırak ama artık şu telefonu mu diyorsun? Bırak artık, ne olur bak ortak bir şey yapalım. Şu seyahati yapalım. Veya bir seyahate, bir restorana gidiyorsun, bakıyorsun gene Hatemi, bir masaya dön falan. O bana diyor ki sen de konuş. Ben konuşuyorum, bak haftalık raporumu vereyim sana. 3 saati geçmiş mi? Geçmiş mi? Ben telefonu telefon olarak kullanıyorum. Bir hukukçu olarak ilahi adalet kavramı size ne çağrıştırıyor? İnanır mısınız ilahi adalete? Ben tabii tamamen ilahi adalete inanan ve ilahi adaletin de bu dünyada gerçekleştiğine inanan bir insanım. Otomatik adaleti sağlayamıyorsunuz. Çünkü karşınızda menfi güçler onun sağlanmasını engellemek için her türlü melaneti yapıyor. Bir büyüğüm bana bunu söylemişti. Hep bunu böyle canı sıkılmış, kendini kötü hissedene derdin mi var? Hemen Allah'a dön ve o derde de ki benim senden daha büyük Allah'ım var. Kırmızı çizgileriniz var mı? Yani isterse
dünyaları önüme sersin, savunmam dediğiniz kişiler veya almam dediğiniz davalar? Haksız hiçbir davaya bilerek girmedim. Öğrendiğim anda da bıraktım. Minareyi çalana hiçbir zaman kılıf hazırlamadım. Bunu söylemekle yetineyim size. Hiçbir zaman haksızın haksızlığını örtbas etmedim. Her zaman mağdurun yanında oldum ve mağdurun hakkına teslim etmek için uğraştım. Müvekkilimin bencilce ihtiraslarına hep gem vurmuşumdur. Buraya gelip kır, dök, parçala, işte şu kadar yani o tarifi, tabiri kullanmak istemediğim şeyleri sonuna kadar git. Ne yapıyorsun? Senelerini paylaşmışsın. Müşterek çocuklarınız var. Hiç olmazsa cenazede ve düğünde bir araya geleceksin. Nasıl böyle bu kadar vahşice saldırırsın? Hiçbir şeyi hemen halledelim, yapalım yok. Ne zaman hemen harekete geçerim? Şiddet varsa. Şiddet asla affedemeyeceğim bir şey. Zaten benim başarım, eğer bir başarıysa bu, benim başarım sulhen bitirmek her şeyi. Adliyeye aksetmeden bitirmeye çalışmak. Siz tabii nezaketinizden o boşanma süreçlerinde sarf edilen cümleleri söylemediniz ama biz alınması isteneni çok net anladık. Sizce neden aynı yastığa yıllarca baş koyan insanlar bu noktaya geliyor? Bir de bu gördükleriniz sizi aileden, evlilikten soğuttu mu demeyeyim ama fikirlerinizi bunlarla ilgili, bu kavramlarla ilgili değiştirdi mi, etkiledi mi? Şöyle tabii daha önce çok daha romantik yaklaşıyorsunuz. Romantizm kayboluyor. Şimdi bu birbirine düşman o kadar aynı senelerce, 30-40 sene bile aynı yastığa koyup birden düşman haline gelme çok, aynı zamanda da ben bunu bir patolojik olarak görüyorum. Eskiden aldatma olayı kapalıydı. Şimdi aleni. Her şey gözüne bata bata yapılıyor. Hatta bazen taraflar birbirini zorlamak için boşanmaya sevgilisiyle ilişkide bulunduğu metresiyle, zaten bakın şimdi kavram bile sevgili lafı çok bence özel bir laftır. Çocuk da sevgilidir. Anlatabiliyor muyum? Sevgili peygamber dersin inancına göre. Şimdi sevgilisiyle diyoruz. Eskiden metresti. Daha da kötü şeyler söylenirdi. Bunu toplum içinde, toplumda da kabul gördü. Mesela ailece oturduğunuz tarafların evlilik birliği içinde paylaştığı masalara artık partnerini, sevgilisini de getirebiliyor, metresini de getirebiliyor insanlar ve kabul görüyor. Böyle değildi eskiden. Eskiden bir edep, haya, ar, namus vardı. Çocuğundan bile utanırdı insanlar. Böyle değil. Şimdi görüyorsunuz bunun bozulma nedenleri. Şimdi gene hemen medyaya dönme diyeceksin bana ama medyada tartışan konulara bakın. Yani teneşire bir sıkımlık canı kalmış insanlar, yaşlı başlı insanları çıkarıp evlilik üzerine emekli maaşın var mı, kirada mısın, malın var mı, mülkün var mı diye evlilik programları yapılıyor. Ve insanların özel hayatlarına, mahremiyetlerine giriliyor. Bu iyice pespaye bir hale getirdi toplumu, farkında değil misiniz? Gerçekten çok ünlü isimlerin avukatlığını yapıyorsunuz. Fakat onların gizliliğine de önem veriyorsunuz. Evet. Yani onların davalarında muhakkak çok ciddi iddialar, belki çok ciddi meblağlar konuşuluyor. Ama bunlar duyum olarak kalıyor. Sizin tarafınızdan hiçbir zaman paylaşılmıyor. Asla yapmam. Benim dışımda yapılana da karşı çıkarım. Böyle yani, yapıldığı oldu mu? Oldu. Müeyyidesini de verdirdik. Yani müeyyidesi vardır bunların. Bunların ceza hukukunda karşılığı vardır. Yani maalesef bazen kendisi yapıyor, karşı taraf yapıyor. Bazen meslektaşınız yapıyor. Bunlar çok yanlış şeyler. Ailenin mahremiyetine kendi mahremiyetiniz gibi önem vermek zorundasınız. Sonra bir mahkeme kararı magazin programında tartışılıyor. Mahkeme kararı Yargıtay'da tartışılır, taraflar arasındadır. Evet, Türk milleti adına diye karar verildikten sonra kamuya mal olur. Neden? Kamuyu da ilgilendirir o düzen kuralı. Ama kimsenin, ünlü dahi olsa, mahremiyetine, kamuya bir yararı yoksa mahrem hayatına girmeye hakkı yoktur. Aldığınıza pişman olduğunuz ve belki bıraktığınız böyle davalar var mı? Evet.
hemen eğer aldatılıyorsam, bana doğruyu söylemiyorsa ve ben bunu anladığım anda dosyadan çekilirim. Çünkü sorumluluğumuz, ben bu dünyayla ilgili olarak görmüyorum. Sorumluluğumuzun devam ettiği kanaatindeyim. Bir ahirete mi inanıyorsunuz? Aynen. Ahiret inancında her yaptığın her şeyden sorumlusun. Sizce daha adil, daha eşitlikçi, daha çoğunlukçu, çoğulcu bir anayasa yapmamız mümkün mü? Buna dair umudunuzu koruyor musunuz? Bu ortamda mümkün değil. Yani bırakın anayasa yapmayı, biz doğru dürüst medeni kanunu bile yapamadık. Maalesef yapamadık. Yani milli ve yerli dediğiniz zaman zaten kıyamet oradan kopuyor. Kime göre milli, kime göre yerli hikayesi çıkıyor devreye. Evrensel kriterleri baz almalıyız. Evrensel değerler önemli. Evrensel değerler dediğiniz zaman o zaman bir tartışma konusu da kalmaz. Herkes için kendisini, aidiyetini görebileceği alan sağlamak zorundasınız. Tek bir söylemle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı demekle olmuyor bu iş. Vatandaşlık kavramının anayasada yer alması lazım. Çok şeyler yapıldı ama akamete uğradı, kesintiye uğradı. Yani yeryüzündeki örneklerde de görüyorum. Kesintiye uğruyor. Hatta belli bir sözleşme, bir anayasal düzenleme yapıyorsunuz. Örneğin Londra metrosunda bombalar patlıyor. Bunlar oluyor. Engellemek isteyen menfi güçler hemen otomatik olarak devreye giriyor. Ama bu sizin hukuki düzende ilerlemenizi durdurmamalı. Bizi durdurdu. Ama ne kadar süre için, ne zaman, bunların hepsinin ben yeniden suyun önüne set koyabiliyorsunuz ama suyun akışını durduramazsınız. Yolunu değiştirir, gene yürür. Sizce atılması gereken, özellikle Kürt sorunuyla ilgili ilk adım nedir? Neyin muhakkak ve muhakkak yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Ortak konsensus kurulması lazım. Farklılıkların bir arada olduğu bir ortak konsensusla anayasal düzenleme yapılması lazım. Her şeyden önce bu anayasal düzenlemeyi yapmalıyız. Biz akillik döneminde siyasi irade ile bunu yaptık. Siyasi irade yeterli olmuyor. Şimdiki muhalefette olanlar şu anda meseleye en çok sahip çıkanlar olarak görünüyor, değil mi? Keşke o sırada sahip çıksalardı. Sahip çıkmadılar. İşte şunu demek istiyorum. Bizim bu çözüm sürecimiz de hep seçimlere. Seçim rekabet, öteki barış ödündür. Karşılıklı taviz vermektir. Ama siz seçimde de rekabete giriyorsunuz. Rekabet ortamında da barış sağlanması o kadar kolay bir şey değil. Bizim talihsizliğimiz o oldu. Yani sizce ilk olarak, örneğin şimdi çok güncel olduğu için bunu soruyorum. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması mı da önceliklidir? Yoksa anayasada bir vatandaşlık tanımının yeniden yapılması mı? Bir kere Selahattin Demirtaş olsun, Kavala olsun, uluslararası mahkemeye bağlısınız. İmza atmışsınız. Yaptırımlar gelecek. En büyük suçu alsalar o kadar içeride olmalarına imkan yok. Çok ciddi anlamda hukuk aykırı olarak tutuldukları kanaatindeyim. Ama muhalefetin de burada payı var. Bunları da söylemeden geçemeyeceğim. Siz böyle bir ortamda şeyi kaldırırsanız ve onu kaldırmakta mecliste de oy kullanırsanız milletvekili dokunulmazlıklarına bu şekilde yön açarsanız Türkiye'nin geleceği bu. Onun için iyi ki idam cezası yok diyorum ben. Hukukun üstünlüğünün sağlanmadığı ortamda çok dikkatli olmak lazım. Azınlıkların kaybettiklerinin kazanılmasında da önemli rol oynadınız. Şimdi gelinen bu noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yol alabildik mi sizce? Önemli yol aldık. Çok şükür. Sorunların görünür olmasında yardımcı oldum diyelim. Ve çok şeref duydum. Yani Hrant zaten dostumdu, sevgili arkadaşımdı. Çok maceramız oldu onunla ve maalesef bir kurban verdik biz. 50 sene içinde bir Ermeni evladımız sorgulamaya başladı ve katlettik. Sistem müsaade etmedi. Böyle diyelim, böyle özetleyelim. Hrant bir kurbandır ama onun kurban olması bile
çok şeylerin tartışılmasına vesile oldu diyelim. Henüz de adalet yerini bulmuş değil. Bu davalarda kimlik ve kişilikten çok bu toprakların kültürünün, zenginliğinin farkında olmak, insanlara bunların bizden önceki efendileri olduğunu söylemek tabii ki o koşullar içinde zordu. Ama Allah'a hamd ediyorum ki bunu yapabildim. Büyük bir devrimdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanken sosyal ve dini kurumlarını el konulmuş, yağmalanmış bir takım mallarını geri iadesi Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilktir ve bir devrimdir. Hiç unutmam Bülent Arınç Bey'in söylediği bir o toplantıda bir söz vardır. Beni çok etkilemişti. Hatta hatıralarımda da bundan bahsediyorum. Çalışırken dedi birdenbire başbakan içeri girdi çalışma odasına dedi. O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakandı. O zaman Cumhurbaşkanı olan Erdoğan. Dedi ki ne yapıyorsunuz? Hala bitmedi mi bu iş? Çalışıyoruz. Ne çalışıyorsunuz ya? Şuna bakın. Bunların hakkı mı değil mi? Hakkıysa hakkı hak sahibine teslim edin dedi. Biz kafamızı kaldırdık. Efendim hakkı hak sahibine teslim edelim dedik. Ve bugün bu noktaya geldik dedi. Bülent Bey'in bu sözünü çok anlamlı buluyorum ben. Mesele çok basit. Hakkı hak sahibine teslim etmektir. Adalet budur işte. Hukukun üstünlüğü budur. Peki ismini anmışken tabii ben sormak isterim. Hrant Dink'in ölüm haberini aldığınızda ne hissettiniz? Neredeydiniz? Ofisimdeydim. Buradaydım. Hiç unutmuyorum. Kim aradı sizi? Aradılar. Arkadaşlarım aradı. O sırada da Hrant zaten güvercin tedirginliğindeyim diyordu. Hemen zaten medya, galiba TRT aradı ilk önce beni. Ne diyorsunuz Kezban Hanım diye. Dedim ki Hrant'ı öldü yani öldüğünü de söylediler. Ben çok berbat oldum yani o an hissettiklerimi şimdi tarif edemem. Sadece söylediğim şeyi hatırlıyorum. Piranalar, köpek balıkları saldırısına uğradı. Başka ne söyleyebilirim dedim. Bir evladımızı kaybettik işte. 50 yıldır ilk defa bir çocuk, bir Ermeni dedi ki bunları tartışalım. Bu yapılan haksızlıkları tartışalım. Evet, gözüm var ama bu toprağın altında gözüm var dedi. Yani bu topraklarda yaşadım. Nasıl ki anne babamıza biyolojik bağla bağlıysak, vatan dediğimiz topraklara da öyle bağlıyız biz. Yoksa ya sev, ya git, ya kurtul bunlar boş sloganlar. Sloganlarla hukuk devletinin gemisi yürümez. Hayat okulu size ne öğretti? Çok şey öğretti. Aza da katlanmayı, varlığın hiçbir şey olmadığını, her şeyin geçici olduğunu, ilahi adaletin sağlanmasının önemli olduğunu, dostlukların çok önemli olduğunu birçok şey öğretti. Tecrübe, en değerli silahımız da tecrübe. Torunlarınızı da anmadan bitirmeyelim. Allah evet, bağışlasın. Muhteşem torunlarım var. Allah onlara sağlık, sıhhat versin. İlk göz ağrım Emir. Ailemin kız sembolü. Maalesef bizde kız kıtlığı var. Ben de ailemde tek kızım. Zeynep de ailede tek kız oldu. Sonra arkadan gelen Emre, Kerem. Bunlar hayatın renkleri, zevkleri ve geleceğimiz. Yani torunlar bambaşka bir şey. Peki farkındalar mı babaannelerinin nasıl güçlü bir kadın olduğunun? Yoksa siz onların süper babaannesi misiniz? Ben onların babaannesiyim ama farklılar mı? Bu da onlara sormanız lazımdı. Ama Emir'in öğretmeni ya da psikoloğuna söylediği bir söz beni çok etkilemişti. Ben en çok babaanneme güveniyorum. Bana hiç yalan söylemedi. Ne güzel bir şey. O laf beni çok etkilemişti.